Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuşuna göre nazarteki dersimizi başlayalım. İki dersimizde lafızlar ile ilçilerini Peygamberimiz aldı iki genliği hakkında bir ders kıyam bulduk. Ötken dersimizde Uzlu kabilesi Zumam ibn-i Sa'leba sebeple iman iki genliği Adi ibn-i Hatem-i Tayin'in İslam'ı hakkında hem de dersimizin nihayesi de Necran-ı Vahdi'nin İslam'ı hakkında sebeple iman bulduk. İnşallah bugün devam edeceğiz. Himyar'dan ilçiler gelişti. Ular hem İslam'ı kabul kılıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularga bir maktub yazıp verdi. Ve bana şu maktub hazırki küngeçe saklanıp kalınca. Bu maktub ulamalarga zekat meselesindeki merci hesablanır. Sonra Bucayla kabilesi, Bucayla vakti geldi. Onların başlığı Abdullah ibn Cerir el-Bujli raziyallahu anh'ıydı. Bu kişinin İslam'ı bana 9. yılının ahırları da sadır buldu. Abdullah ibn Jarir raziyallahu anhu aytadi, biz Madinaga juma namozi vaqtida yetib keldik. Islomga kirmoqchi edik, g'usl qilib masjidga kirdik. Juma namozi boshlangan, payg'ambarimiz minbarda turib xutba aytayotgan edi. Kirsak Nabiy sallallohu alayhi vasallam sukut qilib turgan ekan, hamma eshikka tikilib turgan edi. Men kirishim bilan hammaning ko'zi menga qadaldi. Qaysi tomonga yursam, mendan hech kim ko'zini olmasdi. Hayron bo'ldim. Nimaga menga qaraydi hamma? Biror bir o'tirgani joy istab yurar ekanman, u yoqqa yursam ham, bu yoqqa yursam ham odamlar mendan ko'zini uzmasdi. Xutba to'xtagan, payg'ambarimiz sukut qilib turibdi, hamma menga qarab turibdi. So'ngra bir joy topib o'tirdida, kishi aytadi, yonimdagi kishidan so'radim. Rasululloh men haqimda biror narsa dedimi? Hamma shu kishiga qarab turibdi. U kishi ha dedi. Siz kirishingizdan oldinroq, Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Sizlarning oldingizga bu eshikdan Yaman ahlining eng yaxshi kishisi kiradi dedi. Unda podshohning bir shakli, podshohning ko'rinishi bor. Yadkhulu alaykum min hadal bab khayru ahli al-Yaman alayhi masqatul malik. Abdulloh ibn Jarir roziyallohu anhu Yaman ahlining eng yaxshi kishisi ekanligiga payg'ambarimiz mana shu joyda guvohlik bergan edi. Abdullah ibn Jarir baland bo'yli odam edi. Otda o'tira olmasdi, juda ko'p yiqilib tushar edi. Islomni qabul qildi, payg'ambarimiz juda bir xursand bo'ldi kishining islomiga. Va aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi Abdullah ibn Jarir, "Men otda sobit o'tira olmayman" dedi. Payg'ambarimiz duo qildi. Parvardigor, uni sobit qilgin va hidoyatda va hidoyat qiluvchi kishilardan qilgin deb duo qildi. Ya'ni hidoyatda bo'lsin o'zi, boshqalarni ham hidoyatiga sabab bo'lsin. Shu kundan boshlab dedi Abdulloh ibn Jarir otdan yiqilmay qo'ydi. Fiqh jihatidan Abdulloh ibn Jarirning islomga kirishi va bu kishining rivoyat qilgan hadislarini qadri baland. Chunki bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrini oxirgi yillarida iymonga keldi. Hijratning 9-10 yilida iymonga keldi. Va aytadi u kishi, qachon Rasulullohni oldiga kirishlikka izn so'rasam, menga albatta ruxsat berilardi. Ha, boshqalar payg'ambarimiz oldiga bu kishi osonlik bilan kirib ketgandek doim kira olmas edi. Chunki payg'ambarimizning oxirgi umrining oxirgi qismida aytgan hadislarini Abdulloh ibn Jarir roziyallohu anhu ko'p rivoyat qilgan. Va qaysi hadis Abdulloh ibn Jarir rivoyat qilgan hadis bilan agar qarama-qarshi to'qnash kelib qoladigan bo'lsa, Abdulloh ibn Jarirning hadisi nariy hadisni nasx qiladi. Chunki bu kishining islomi bo'yicha ekanimizdek, payg'ambarimizning umrini oxirgi davrlarga to'g'ri keldi. So'ngra Banu Dor qabilasi keldi. Ularning boshlig'i Tamim ad-Dari roziyallohu anhu. Tamim ad-Dari. Bu kishi mana Imom Muslimning sahihlarida Dajjal haqida bir qissa keltiriladi. Ana shu qissani Tamim ad-Dari roziyallohu anhu rivoyat qildi. Dajjalni bir orolga borib ko'rganligi, u bilan suhbatlashganligini mana shu kishi, mana shu sahoba payg'ambarimizga aytib bergan. 9-chi yilning oxirlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ni Banu Haris ibn Kab qabilasiga qo'shin bilan yubordi.
Müslümanların koşunu kelayotganligini görüp, bu kabile İslam'la kabul kıldı. Koşun geldi, koşunu görüp İslam'a gelişti. Sonra Halid ibn Velid radıyallahu anh'u bulan bir top bu kabilenin elçileri Peygamberimize aldı diye geldi. Şimdi Peygamberimiz ağır sözde etti. Hala hiç kaysa kabileye bunu diye sözde etmeyene de. Peygamberimiz ular gelip Peygamberimiz aldı turgene de ettiler ki La tuslimun hatta ta'tikumul hayl üstüylerge koşun keme günüçü İslam'a kirmişsiler mi dedi. Ve bana şu gafını bütün kabilelerge tarkaçlıgını haladı. Ular sükut kılıçtı. Peygamberimiz üstüylerge koşun keme günüçü İslam'da kabul kılmışsiler mi dedi. Ular sükut kılıçtı. Törmette Peygamberimiz şu gafını etti. Sonra etti ki vallahi dedi. Eğer Halid sizlerini İslam mingizine okumayana da başları ileride ayağını tayyip koyardım dedi. Yani ayağım bile baş ileride ezerdim dedi. Eğer Halid sizlerini İslam ile okumayana dedi. Şimdi Banu Halis'in Kâb'dan bugün bir hakim kişi etti. Allahu ve Resuluhu emen ve afzal. Ya Resulullah bizi bu yerge Halid hem okumayana yok. Bizim bu yerge siz hem okumayana yok. Bizim bu yerge Allah hep geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru ettiniz dedi. Mana şu söz atılafka tarkadı. Şundan malum buldu ki endi kaysi bir kabile yakşılığı bilen özü İslam'da kabul kıyanı yani Peygamberimizi aldı ki kemiydiğen bulsa Peygamberimiz onlarını başlarını ayağa nasıl koyuştu yani. Mana şu haber tarkadan ki endi atılafdaki kalgen İslam'da kabul kıymayan kabileler endi şaşırgen için Medine'ye elçilerin yubarışını başlaştı. Bana Harisinin Kâb kabilesi başka kabilelerinin İslam'a sebep buluştu. Bucayla ve uz kabilelerine İslam'a girişi bilen Yemen İslam'da buldu. Şimdi Yemen ahlige Peygamberimiz İslam'a talim verişi için iki sahabasına Abu Musa al-Eş'ari ve Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhümalarını yönetti. O ikisini Yemen'e yöneti atıp onlara ihtilaf kımeyeler dedi. İhtilaf kımeyeler dedi. Sonra Muaz ibn-i Cebel'ini Peygamberimiz kuşağla bağrıya bastı. Muaz raziyallahu anh'ını Peygamberimiz hatta yaş görerdi. Bağrıya bastır ve etti ki ihtimal bugünden keyin görüşmesiniz dedi. Bana şimdi Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anh'ı Resulullah bilen ahri kimette üçüleşik durgeni yine işitti. Resulullah da arkasında iman kiltirip qancha jangi jadal, qancha mehnat mashaqqatlarni ko'targan, din uchun borini fido qilgan, Rasulullohni otasidan ham, onasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zini ham jonidan ko'proq yaxshi ko'rgan Rasululloh bilan oxirgi marta ko'rishib turganligini payg'ambarimizdan eshitib turibdi. Muaz ibn Jabal qattiq yig'ladi. So'ngra aytdiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini o'limini xabarini beryapti dedi. Bu ikki sahoba yomonga ketdi. Sonra Kur'an-ı Kerim suralarından ahirgi sura bulup Nasr surası nazil buldu. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca fesabbih bihamdi rabbike ve staghfir innehu kâne tevvâbe. Ey Muhammed! Kaçan Allah'ın yardımı ve galebe kelse ve adamlar top top buluşup Allah'ın diniye kiriyatkanlarını körseniz derhal parverdigarınızı hamd etiş bilen uzatını paklayın ve uzattan mağfiret sorayın. Zira bu tavbalarını kabul kılgüsü bulgen zattır. Bu sura nazır bugün de Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'ı yığladı. Sahabalar gelip ya Ebu Bekir ahir odamlarni Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishligi xayriyatku, nimaga yig'layapsiz dedi. Abu Bakr Siddiq Alloh bizga rasulining o'limini xabarini beryapti dedi. Ya'ni odamlarni dinga to'p-to'p bo'lib kirayotganligini ko'rishlik bu Rasulullohni qiladigan ishini yer yuzida nihoyat yetganligini bir alomat edi. Buni Abu Bakr tushundi, boshqalar tushunmadi. Odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishdi. Rasulullohning vazifasi nihoyasiga yetdi. Allohning fazli bilan so'ngra payg'ambarimizning saboti sabablik islom g'olib bo'ldi, zohir bo'ldi, yengdi.
Rasululloh omonatni yetkizdi. Vazifani ado qildi. Ummatga nasihat qildi va Alloh yo'lida haq jang qildi. Islom Arabiston jazirasida, Arab yarim orolida mustahkam o'rnashdi, sobit o'rin oldi. Endi bu ish, ya'ni mana shu ishni odamlarga yetkazishlik, futuhotlar, da'vatni yer yuzida yoyishlik Rasulullohning sahobalarining zimmasiga o'tdi. Rasulullohdan soqit bo'ldi endi. Mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayotida payg'ambarimiz u zotga Alloh yuklatilgan ishni komil suratda ado qildi. Endi payg'ambarimizga ketadigan vaqti keldi. Qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa, odamlarni to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirayotganini ko'rsangiz, bu sizni dunyodan ketishligingizning alomati. Bu narsani, ya'ni din g'olib bo'lganligini ko'rdik. 9-yilda mana vaqtlar yili. To'p-to'p qabila vakillari kelib islomni qabul qilganligini ko'rdik. Bir fikr qilib ko'radigan bo'lsak, 6-yil payg'ambarimiz bilan umra qilgani 1400 odam chiqqan edi Hudaybiya sulhida. 2 yil o'tdi. 8-yilda Makkani fath qilishlikda 10 ming kishi qatnashdi. Mana endi vaqtlar yilidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilgani kelgan kishilarning adadi eng kamida 100 ming deb aytiladi. 140 minggacha aytiladi. Bu haj qilgani kelganlar 100 ming. Hali haj qilgani kelmaganlar undan hisobdan tashqari. 4 yil orasida 1400 dan 100 ming yoki 140 mingga ko'tarildi musulmonlar soni. Nima o'zgargan edi? Avval Quraysh bilan payg'ambarimiz doimiy suratda jangi jadalda o'tgan edi vaqtda. Endi Quraysh bilan tinchlik sulhi tuzilgandan keyin odamlarga dinni xotirjam suratda yetkazishlik imkoniyati bo'lgandan keyin o'zgarish mana shunday katta bo'ldi. Shuning uchun islom tinchlik bo'lgan davrda yaxshi rivojlandi. Bu narsani yaxshi tushunadi dinimizning dushmanlari. Shuning uchun musulmonlar o'rtasini bo'lish, o'rtalarga fitna solish, o'rtalarda bir g'alva janjallarni qonlar to'kilishligi dinimizning dushmanlarini ko'zlagan maqsad. Demak, bu farq Hudaybiya sulhidan keyin bo'ldi. Alloh taolo bekorga Hudaybiya sulhini fath, ochiq g'alaba deb nomlamagan edi. Allohning kalimasi odamlarga bemalol yetkaziladigan bo'ldi. Odamlar islomni sofligicha eshitishdi. Va islom odamlarning qalbidan joy oldi. Odamlar islomni o'rganishga fursat topdi. Islom ularning qalblarini egalladi. Agar odamlarga islom buzib ko'rsatilmasa, har xil islomga xos bo'lmagan, islomga to'g'ri kelmaydigan sifatlarga nisbat qilib, islom surati buzilib ko'rsatilmasa, islom albatta odamlarning qalbidan joy olgan. Islomga yot bo'lgan sifatlarni musulmonlarning fe'l yoki musulmonlarning sifati deb ko'rsatilmadi. Demak, tinchlik bo'lganda din rivojlandi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu Nahl surasini tafsirida aytadi. Alloh taolo mana shu so'zi bilan, mana shu surasi bilan, ey Muhammad, bu narsa, ya'ni ana shu dinni g'olib bo'lishligi sizning vafotingizning alomati deb Ibn Abbos unga tafsir beradi. Vojibni ado qildi, omonatni yetkazdi. Din vahiy jihatidan, shariat jihatidan, siyosat jihatidan hamda quvvat jihatidan komil bo'ldi. Din komil bo'ldi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati dedi Alloh taolo. Sizlarga sizlarni diningizni komil qildim. Din komil bo'ldi. Bunga qo'shilgan bo'lmaydi, olibon bo'lmaydi. Musulmonlarni islomni quvvati faqatgina Arab jazirasiga emas, butun dunyoga endi ma'lum bo'ldi. Chunki Tabukdan qaytib kelgandan keyin butun dunyo eshitdi. Rum musulmonlar bilan jang qilgani qo'rqqan edi. 9-yil tugadi, 10-yil keldi. Yana elchilar kelishligi davom etdi. Mana u elchilarning qaysinisi aniq muddatda kelganligi muorixlar tomonidan aytilgan emas. 9-yilda ham kelgan elchilar, 10-yilda ham kelgan. 10-yilda payg'ambarimiz biron bir g'azovatda qatnashmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan oxirgi g'azovat bu Tabuk g'azovati bo'ldi. 10-yilning Zulqa'da oyi keldi. Rasululloh haj qilmoqchi ekanligini e'lon qildi. Payg'ambarimiz 4 marta umra qilgan, 1 marta haj qilgan.
Ya'ni yagona haj bo'lganligi uchun payg'ambarimiz odamlarga hajni ta'lim berishini xohladi hamda kim Rasululloh bilan haj qilmoqchi bo'lsa chiqishligi e'lon qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaradan Zulqa'da oyining oxirlarida chiqdi. Yo'lda ketib borar ekan bir qancha bir hodisalar bo'ldi. Ulardan bir qari kishi uni ikkita odam yo'lab olib ketardi. Hali odam qariligidan, oyog'ida quvvati yo'qligidan qadamini zo'r sudrab bosardi. Ikkita odam yo'lab ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib, "Ma hada?" dedi. "Nima bu?" Aytishdiki, "Ya Rasululloh, bu kishi piyoda yurib haj qilaman deb nazr qilgan ekan" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ma yaf'alullohu bi azabi hada?" Ha, buni azoblanishini Alloh nima qiladi dedi. Buyuringlar minsin dedi. Otga mindi, ulov minib ketdi bu yog'iga. Ya'ni mana shu ish bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu din odamlarni qiynash uchun kelmaganligi, bu din yengillik dini ekanligini payg'ambarimiz odamlarga ta'lim berdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qachon ikkita ishdan bittani ixtiyor qilishlik oldida tursa, yengilini tanlagan. Modomiki gunoh bo'lmasa. Rasululloh odamlarga bu dinni yengil qilib berar edi. Fatvoda bir yengilini aytar edi. Lekin o'zini nafsini azima bilan ushlar edi. O'zi og'irini qilar, lekin odamlarga yengilini aytar edi. Hozirgi zamonda ham shunday odamlar borki, bir xilofli masala bo'lsa, yengilroq yo'li ham turibdi, og'irligini oladi. Odamlarga faqat qiyinini, mashaqqatlisini aytadi. Payg'ambarimizga agar biz ergashadigan bo'lsak, uzoq yengilini olgan. O'zingga har qancha qiyin fatvoni ol, lekin odamlarga, qavmga toqat ko'tarishiga qarab yengilroq aytilinadi. Shuning uchun o'sha qiyin fatvoni odamlarga targ'ib qilayotgan odam o'ziga minnatdor. Lekin odamlarga yengillik qilsin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Bir ayol kichkina emizikli bolasini ko'tarib hajga borgan edi. Ali hada hajja Rasululloh dedi, ko'rsatib turib bolasini. Mana shu bolamga ham haj yoziladimi dedi. Payg'ambarimiz ha, sizga ham ajr yoziladi. Chunki bu kichkina bolani hajga yetalab olib borish, uni ko'tarib bir mehnat mashaqqat. Mana shu mehnat mashaqqatni ko'targanligi uchun ajr bor dedi. Bu kichkina bolaga ham haj qil degan savob yoziladi, ammo ulamolar aytadi, bu go'zal bola katta bo'lganda agar haj qilishlikka qodir bo'lsa, ana shu yelkasidagi farz bo'lgan haj soqit bo'lmaydi deyiladi. Albatta shu kichkina bolaga borganiga ajr oladi bu bola ham, lekin yelkasidan farz bo'lgan haj soqit bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga yetib keldi. Kelib umra qildi. Mana bilasizlar, hajni turlari bor. Ifrod haji, tamattu haji hamda qiron haji. Ifrod haji bu umra qilinmaydi, faqat haj qilishlikni, umra qilmasdan faqat haj qiladigan odam bu ifrod hajini qiladi. Ikkinchi hajning ikkinchi turi, hajning ikkinchi turi bu tamattu. Bu haram hududiga kirgandan keyin tamattu hajini qilayotgan odam avval umra qiladi. Keyin ihromdan chiqib oddiy kiyimlarni kirib oddiy yuradi. Zulhijjaning 8-chi tarviya kuni kelganda ham ihromga kiradida haj amallarini nihoyasiga yetkazib keyin ihromdan chiqadi. Endi 3-chisi qiron haji. Bu qiron hajini qilmoqchi bo'lgan odam umra qiladi, ammo ihromidan chiqmaydi. Bu endi qiyini. 5 kun bormi, 6 kun bormi ihromida yuradi. To haj amallarini qilib bo'lgunga qadar ihromidan chiqmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zi payg'ambarimiz qiron hajini bajardi. Chunki o'zi bilan jonlig'ini, qurbonlik uchun so'yiladigan jonlig'ini haydab kelgan edi. Rasululloh qiron hajini bajardi, lekin aytdiki, agar men qurbonlikni o'zim haydab kelmaganimda tamattu hajini qilardim dedi. Qurbonlik jonlig'ini o'zi bilan birga haydab kelgan kishi qiron hajini qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz jonliq haydab kelmagan sahobalariga tamattu hajini qilinglar deb aytdi. Demak, hajning afzal turi bu tamattu haji. Nabiy sallallohu alayhi vasallam umrasini qilib bo'ldi, hamda
Zulhiccenin 8. günü, tarive günü geçe ihramdan çıkmadı. Çünkü ettiğim bana uzak Kıran haccını kıyam. Şimdi 8. gün tarive deyilişinin sebebi minada su bulmasıdı bu payı. Hazır şimdi bu arayında. Minada su bulmasıdı. Adamlar minaya çıkıp geçtiği için su alışardı. Yani şu su aladığım gün bu gemi için yavul tarviye, tarviye günüdür namlandı. 8. günü Peygamberimiz Mina'da durdu. Şimdi bana malum ki hamilelerde hacı geborgenler Mina'da tünep kül kötürülgenden keyin kaykabarladı. Arafat'a çıkıladı. 8. günü Peygamberimiz Mina'da durdu. 9. günü Arafat'a yol aldı. Mina'dan Arafat'a ket yaptı Peygamberimiz. Muzdalife Mina ve Arafat'ın ortasıdır. Cahiliyet davrida müşrik Araplar hac kılışardı. Mina'da turuşardı, Arafat'ta turuşardı, Muzdalife'de turuşardı. Fakat Kureyşli kişiler hac kılgene çıksa İslam'dan avval bu. Mina'da turuşardı da Muzdalife'ye kekigende Arafat'a varmazsa Muzdalife'de kılışardı. Çünkü Arafat haramın taşkarısı da, haram hududunun taşkarısı da, Muzdalife haram dışı da. Ular aytardı da biz ahli haramımız, haram ahlidanmız. Biz haramdan çıkmayımız da Muzdalife'de toktap kalışardı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan Arafat'a kekigende adamlar karab duruştu. Ne makaladı? Arafat'a varadı mı? Ya ki Kureyşliler kıyanda ka Muzdalife'den çıkmazsan, haramdan çıkmazsan kaladı mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muzdalife'de toxtamadı. Arafat'a ötüp gitti. Şu bilen, Kureyşliler özlerini başkalarından acilatı olabiliyor. Bana şu amalı, natori ekenliği. Dinde bunasa yoklu yine Peygamberimiz kürsatı verdi. Sonra dediler ki, El-Haccu Arafa. Hac bu Arafa dediler. Bana şu hadisini atılışın yine sebebi şu. Arafat'a çıkmayan adamın haccı, hac bu miydi? Sonra 100 binden artık toplanca bana şu cahideki Müslümanlar ki, haciler ki Peygamberimiz Haccatul Vada'daki vidalaşı hutbasına etti. 100 ya ki 140 bin deyilerdi kitaplarda. Bana çünkü adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı götürüp hutbanı eşitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namire getip geldi. Şu cihada Peygamberimiz adamlar ki hutba kıldı. Bana Resulullah'ın ahri hutbası. Allah'a hamd özüge salavat etkenden ki Peygamberimiz ettiler. Ey adamlar, benim sözümge yakışla kulak tutuyorlar. Çünkü bilmiyemem, bu yıldan keyin bu orunda sizler bulan hiç kaçan uçuraşmaz degin mümkün. İhtimal uçuraşmaz mısınız ki yengil bu yerde? Sonra Peygamberimiz sükut kıldı da, bu kaç gündür sonra? Adamlar, bu Haccül Akbar günüdür cevap verişti. Peygamberimiz, bu kaç aydır sonra? Adamlar, bu Allah'ını haram kılgen ayları, yani oruç kılıçlık haram kılgen aydır. Peygamberimiz, bu kaç şehirdir sonra? Ular, bu Allah haram kılgen şehir, baladullahil haram deyişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ettiler, elbette kanlarınız ve mallarınız, uşbu ayınız, uşbu şehriniz, uşbu gününüz hürmeti dek haramdır dedi. Yani Mekke-i Mükerreme kandaya hürmetli olsa, hac kandaya hürmetli olsa, bana şu ayda kılınadırken ibadetler kançalı hürmetli olsa, Müslümanın malı ham, canı ham bana şimdi hürmetli dedi. Müslümanın kanı ve malının hürmeti şahr-ı haram, baradır haram, hem de hac gününün hürmeti kebidir. Mekke'ni, hacni hürmeti kançalı olup olsa, Müslümanın kanı ve malı bana şimdi bir hürmetli. Yetkizdin mi dedi Peygamberimiz. Parvardigar özün guvohi bo'ldi. So'ngra davom etdi. Kimda birovning omonati bo'lsa, omonat qo'ygan kishi omonatni egasiga yetkizsin dedi. Buncha katta adatdagi musulmonlarga oxirgi marta Peygamberimiz xutba qilar ekan omonatni eslatyapti. Esimizdan chiqmasin, har bittamiz yelkamizda qandaydir omonat bor. Peygamberimiz ta'kidlab aytayapti, omonatni qabul qilgan odam omonatni ado qilsin egasiga dedi. Johiliyatdagi ribo ham bekor qilindi.
Ribolarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan ribo Abbos ibn Abdul Muttolibning ribosidir. Uning hammasi bekor qilindi. Mana shunday bir ulug' maqomda ribo harom bo'lgani e'lon qilindi va payg'ambarimiz birinchi bo'lib o'zini amakisi Abbosning ribosini to'xtatdi. Jahiliyatdagi qonlar, qasoslar, o'shlar ham bekor qilindi. Chunki arablar o'rtasida davom etayotgan uzoq yillik urushlarning sababi biri ikkinchisini qatl qilgan, endi qasos uchun bir-biri bilan doim jang olib borar edi. Jahiliyatdagi qonlarning hammasi bekor qilindi. Qonlarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan qon Omir ibn Robiya ibn al-Xoris ibn Abdul Muttolibning qoni dedi. Yana payg'ambarimiz o'zining xonadonidan, o'zining urug'idan bo'lgan kishining qonini bekor qildi. Endi qon uchun qasos olinmaydi. Payg'ambarimiz aytdilar, ogoh bo'linglar, jahiliyat ishlaridan har bir narsa mana shu kunda oyoqlarimiz ostida dedi. Qaysi ishlar? Jahiliyat davrida faxr hisoblangan, sharaf hisoblangan ishlarning hammasi bekor. Jahiliyatda sharaf hisoblangan hamma narsa bugun bekor qilinadi. Faqatgina ikkita ish. As-siqoya va rifada. Ka'batullohni xizmati va hojilarga qilinadigan xizmat. Mana shu ikkita ishdagi sharafni islom o'z o'rnida qoldirdi. Sharaf mana shu ishda, hojilarga xizmat qilishlikda va Ka'batullohni xizmatida. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda bir qancha bir shar'iy hukmlarni bayon qildi. Wal amdu qawt. Ya'ni qasddan qatl qilishlik. Buni jazosi nima? Agar bir kishi qasddan bir odamni qatl qilsa, maqtulning ahli xohlasa, talab qilsa, qotil qatl qilinadi. Agar maqtulning ahli diyani qabul qilishini xohlasa, diya to'laydi. Agar maqtulning ahli avf qilishni xohlasa, avf qilinadi. Lekin ixtiyor ana shu o'ldirilgan kishining xonadonining qo'lida bo'ladi. Va shibhul amd, ya'ni beqasd birovni qatl qilib qo'yishlik. Inson odatda qatl qilmaydigan narsa bilan bir odamni qatl qilib qo'ydi. Masalan, tosh bilan yoki kaltak bilan qatl qilib qo'ydi. Odatda o'ldirmaydi bu narsalar. O'ldirishni qasd qilmagan, lekin o'ldirib qo'ydi. Buni hukmi nima? Va fihi mi'atu ba'ir. 100 ta tuya diyaga beriladi. Beqasd o'ldirib qo'ygan bo'lsa. Endi maqtul ahli, ya bu odam hurmatli odam edi, sharafli odam edi, 1000 ta tuya berasizlar desa, payg'ambarimiz aytdilar, kim bundan oshirsa, faman zada fahuwa min ahli al-jahiliya. Kim endi bundan ko'paytiradigan bo'lsa 100 tadan, bu kishi jahiliyat ahlidan dedi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, ey odamlar, albatta shayton sizlarning bu yeringizda unga ibodat qilinishidan noumid bo'ldi. Arab jazirasida shaytonga endi ibodat qilinmaydi. Shaytonning umidi uzildi. Ammo u shundan boshqa ishlarda sizlar beparvo bo'ladigan ishlaringizda unga itoat qilinishiga rozi bo'ldi. Shirk to'xtadi. Arab jazirasida shirk bo'lmaydi dedi payg'ambarimiz. Lekin shirkdan kichkina ishlarda sizlar beparvo tashab qo'yadigan ishlaringizda shaytonga itoat qilishingizga rozi bo'ldi dedi. Shuning uchun endi Arab jazirasida shirk bo'lmaydi. Faqat kelganda qiyomat soati yaqinlashganda mana shu paytda endi Arabiston yarim oroliga ham shirk qaytadi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, ey odamlar, albatta nasi kufrdagi ziyodalikdir. Nasi nima? Kofir bo'lgan kishilar u bilan adashadilar. Alloh harom qilgan oylarni sanog'ini yetkazish uchun uni bir yil halol qilib, bir yil harom qilib oladilar. Alloh taolo osmon yerni yaratgan kunda bir yilni 12 oy qildi. Va mana shu 12 oydan to'rttasi ashhurul hurum deyiladi. Urush qilishlik harom bo'lgan oylar. Rajab alohida, Zulqa'da, Zulhijja va Muharram. Mana shu 3 ta oy birinchi teng keladi, Rajab oyi alohida keladi. Bu oyda urush bo'lmaydi. Bu oylarda urush qilgan bo'lsa bir qabila bu fujor urushi deb ataladi. Arablarda tarixida 4 marta mana shu fujor urushini qo'zishgan deydilar. 4 marta buzishgan. Arablar qabilalari biri ikkinchisiga urush qilardida jangdan o'zi olib shu narsa bilan tirishchilik qilishardi. Biri ikkinchisiga borib hujum qiladi, bir narsadan tortib olib kelib shu bilan tirishchilik qiladi. Endi 3 oy birinchi keladigan Shahrul Harom 3 oyda
jang qilmaslik kerak. Ularga bu muddat uzoqlik qilar edi. 90 kun urushmaslik ular uchun uzoq ko'rinardi. Oylarni o'rnini almashtirardi. Masalan, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylari harom qilingan oylar. Zulqa'da, Zulhijja jang qilishmasizlar, yana Muharram oyi kiradigan paytda, hozir Muharram oyi kirmadi. Muharram oyi yana bir oydan keyin kiradi. Hozir boshqa oy deb turib, Zulhijja bilan Muharram orasiga bitta oy kirgizib yuboradi. O'ynashar edi vaqtda. Yoki Muharram oyi kirish kerak bo'lsa aytadi, "Yo, hozir Safar oyi kirdi. Muharram keyin kiradi" deb turib, oylarni tartibini buzib tashlashgan edi. Va bu narsa uzoq yillar davom etdi. Bu ishni payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da tuzatishni xohladi. Nasini, ya'ni oyni surishlikni orqa oldiga yoki orasiga qo'yishlikni bekor qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, albatta zamon aylanib Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunidagi holatiga keldi. Ya'ni hozir, ya'ni bugun haj qilyapmiz deydi payg'ambarimiz 9-kun kuni Arafatda. Alloh osmon yerni yaratganda qanday bo'lsa, shu davriga keldi. Aylandi, oxiri o'zini joyini topdi dedi. Endi buni bu yog'iga nasi yo'q, oy jildirishi yo'q. Demak, Ramazon o'zining vaqtida keladi, Zulhijja o'zining vaqtida keladi. Alloh taolo mana shu nasi haqida nima degan? Astagfirullah. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله شك شبهسز حرام aylarını ketke sürüş artık derecedeki kafirlikdir ki o sebeple kafirler bütünle yoldan toyulurlar ular Allah haram kılgan aylarının sanağını doğrular tört ayı doğrular Alloh harom qilgan narsani halol qilib olish uchun uni, ya'ni urush harom qilingan oylarni bir yil halol desalar, yana bir yil harom derlar. Johil arablarni mana shu oylarni aylantirib o'ynashligi ham Hajjatul Vado'da nihoyasiga yetdi. Payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da turib, oylar o'zini 10 10-niga tushganligini musulmonlarga xabarni berdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته